Neredeyse iki aydır Filistin'de yaşanan insanlık dramı gündemimizden hiç düşmedi. Filistin'i, oranın sembol mekanlarını biraz daha tanımak istedik. Konuğumuz Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zekeriya Kurşun. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam tabii ki üç dinin kutsal toprağı Filistin diyoruz. Özellikle Kudüs'teki kutsal mekanlar gerçekten bu savaşla birlikte gündemde bir kez daha yerini aldı. Öncelikle tabii böyle bir genel girizgah yapmak açısından Kudüs'ün tarihiyle ilgili ne biliyoruz? Efendim, her şeyden önce biraz evvel muhabir arkadaşımızın söylediğinden hareketle yani biz bu programı yaparken hala Filistinlilerin o bölgede eksildiğini beyan etmesi çok ciddi, anlamlı ve hüzünlü bir ifade ama bir gerçeği de ifade ediyordu. Dolayısıyla sadece son 50 gündür ya da 1,5 ayın hemen birazcık fazlası devam eden aslında savaş değil, doğrudan doğruya soykırım. Sadece bu tarihe sığdırılamayacak kadar eski, belki 75 yıl, belki 1917 yani Balfour Deklarasyonu'nun başladığı yıllara, belki daha önce 19. yüzyıldan itibaren bu coğrafyayı bir şekilde kendilerine hedef seçerek bu coğrafyaya gelmek isteyen Siyonist aklın başlattığı o zamanki zihni saldırılar ile bugün artık çok daha farklı bir noktaya ulaşmış bir bölgeden ve tarihten bahsediyoruz. Kuşkusuz burada sadece toprak üzerinde ve mülkiyet üzerinde bir kavga verilmiyor. Zaten açıklamalar, özellikle saldırıların yüksek düzeye ulaştığı dönemlerde yapılan açıklamalar bu toprak üzerindeki egemenlik kavgasının ötesinde kutsiyetler, kutsal mekanlar ve mukaddes alanlar diye ifade edilmeye başlanan mekanlar da burada çatışmanın ana konusu. Gazze'de bugün sürdürülen soykırımın bir parçası veya oradan yapılan açıklamalar ya da onun karşısında söz gelimi işte Netanyahu'nun ya da işte diğer tarafların yaptığı açıklamalarda bir taraftan Gazze konuşulurken diğer taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi Kudüs ve etrafı konuşuluyor. Aslında Filistin, yani 30 bin kilometre kare civarında olan, yaklaşık bu kadarlık bir yüz ölçümü olan coğrafyanın hemen her tarafı bir şekilde kutsal ve anlatılara, kimi yazılı, kimi sözlü ama kimi de kutsal kitaplara konu olmuş mekanlarla dolu. Fakat bunun merkezinde, esas merkezinde olan alan ise Kudüs şehri. Kudüs şehrinin merkezinde de yer alan ise Mescid-i Aksa ve civarıdır. Dolayısıyla kavganın sadece Gazze ve civarı ya da Batı Şeria'daki bölge değil, aslında bu bölgenin de olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Buranın genel olarak tarihine baktığımızda belki de insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri, yani milattan önce 3000-4000 yıllara kadar inen bir süreç. Ama doğrudan doğruya bu üç din içinde kutsal olan bu mekanın şu iddiayı hemen burada hatırlatmamız lazım. Yahudiler tarafından kurulmuş bir kent değildir. Dolayısıyla sanki Yahudiler tarafından kurulmuş ve kendilerinin tarihi hayallerini, emellerini gerçekleştirmek üzere doğrudan doğruya harekete geçmişler ve kendilerine vaat edilmiş bu topraklara işte hem daha önceki süreçlerde Mısır'dan ilk çıktıklarında ve hem de Avrupa'dan kovulduklarında, yani 19. yüzyılın son çeyreğinde tekrar eski kendi diyarlarına dönmüşlerdir. Aslında bu yaklaşım yanlıştır. Burası kendilerinden önce de var olan bir kutsal bir şehirdi ama zaman içerisinde burada her üç dinin bir takım mekanları da oluşmaya başladı. Ama şunu söyleyebiliriz ki milattan sonra 135-150'li yıllardan sonra artık bu coğrafyada doğrudan doğruya Yahudi kültürüyle anlatılabilecek hiçbir şey kalmamıştır.
Bir kere bunu da Hocam, hatırlatmamız lazım. Ondan buyurun. kendilerinin kurduğu bir şehir, bir coğrafya, bir mekan olmadığını söylüyorsunuz. Şöyle bir tarihte hafızamızı yokladığımızda, milattan önceye kadar aslında, hatta çok daha önceye kadar bir geri dönüş yaşayabiliyoruz Kudüs'te. Nasıl bir zaman çizelgesi var Kudüs için? Evet, şöyle yani esas itibariyle biliyorsunuz İsrailoğulları Mısır'dan Hazreti Musa'nın liderliğinde Mısır firavunlarının baskısından kurtulmak için yola çıkarlar. Onlar yola çıktığında Filistin coğrafyasında Kenaniler dediğimiz Evet. başka unsurlar, başka küçük belki şehir devletleri diyebileceğimiz idareler vardı. İsrailoğulları bugünkü Gazze'lileri sürmek istedikleri Sina Yarımadası'nda 40 yıl kadar kalırlar. Ve ondan sonra Hazreti Musa'nın bu yolculuğu kendi hayatında tamamlanmaz. Ve Yuşa Aleyhisselam'la bu yolculuk devam eder. Rivayetlere göre, bundan sonraki rivayetlere göre ulaşabildikleri yer Eriha'dır. Yani Kudüs'te değildir. Dolayısıyla orada ondan sonraki süreç içerisinde yine bize daha çok Tevrat'tan yapılan alıntılarla tarihe girmiş olan hususlar ki onlara göre Kral Davut, Müslümanlara göre Hazreti Davut, Peygamber Davut esas şehre giren Hazreti Davut'tur. Hazreti Davut kendisinde emanet olarak var olan ahıt sandığını bu şehre getirmiştir ve niyeti burada bir mabet yaparak ahit sandığını bu şehirde saklamaktır. Fakat yine Tevrat'taki kayıtlar ve bu konudaki anlatılara göre Hazreti Davut ilahi bir emre bağlanarak bundan vazgeçmiştir. Sadece oğlu Süleyman'a yine Yahudi kaynaklara göre Kral Süleyman, İslami kaynaklara göre ise Hazreti Süleyman'a bu vasiyetini emanet etmiştir. Yani hem ahit sandığını hem bir mabet yapılmasını. Şimdi bu tarihi süreci de değerlendirdiğimizde yaklaşık 1200, milattan önce 1200'lü yıllara tekabül eder. Ve burada Hazreti Süleyman'ın bir mabet inşa ettirdiği bilinir. Ama zaman içerisinde buralar farklı büyük imparatorluklar tarafından istilalara uğradığı için hem mabet ortadan kaldırılmıştır hem de burada yaşayan Yahudiler birkaç kere sürgüne tabi tutulmuşlardır. Ve özellikle milattan önce 600'lü yıllarda ki Babil sürgünleri sırasında aslında bugün kendi Tevrat söylemini veya Tevrat'ın içine aslında soktukları o sürgündeyken ki kendi ağıtlarını, özlemlerini veya işte fikir ve ideolojilerini Tevrat'ın içerisine koyarak bugünkü söylemlerini geliştirmişlerdir. Yani netice itibariyle geri döndüklerinde Babil sürgünden geri döndüklerinde yeniden bir mabet daha inşa edilecektir. Fakat bu da yine Roma tarafından ortadan kaldırılacak ve biraz önce söylediğim gibi artık burada Yahudi mabedi kalmayacaktır. Ya da Yahudilerin aslında herhangi bir izde kalmayacaktır. Çünkü özellikle 1948'den sonra aslında 1860'larda başlayan Filistin Keşif Fonu ile birlikte bölgede çok ciddi araştırmalar yapılmış ama İsrail bölgeyi ele geçirdikten sonra bütün bilim adamları, arkeologlar, tarihçiler ve tabii bu kendi bilim adamlarına katkı veren yabancı bilim adamlarıyla birlikte bugüne kadar sürekli Süleyman Mabedi'nin izlerini aramışlardır. Yahut da eski Yahudi kültüründen yani milattan önceye dönen kültüründen izler aramışlardır ve bugüne kadar bulunmamıştır. Peki hocam, Sadece yine bir bu buyurun. ağlama duvarı olarak bilinen, şu anda da izliyoruz, Mescid-i Aksa'nın da hemen altında yer alan, Yahudiler için çok kutsal olan bölgenin Yahudiler için anlamı nedir, tarihi nedir? Ağlama duvarı nedir? Efendim, evet efendim şimdi burası bu bahsettiğimiz ağlama duvarı aynı zamanda
1920'li yıllarda özellikle 28'den sonra bugünkü Filistin-Yahudi çatışmasının ya da Arap-Yahudi çatışmasının bir sembolü haline de gelmişti. Geldi, evet. Ağlama Duvarı diye bir duvar aslında Yahudi dini metinlerinde de yoktur. Evet. Bu sonradan üretilmiş bir metindir ve iddiaya göre bu Mescid-i Aksa dediğimiz büyük alanın batı kısmının alt tarafında son mabedin temellerinin olduğu yer olarak kabul edilmektedir. Fakat şunu bir kere akıl ve izanla biraz düşündüğümüzde şayet bu bahsedilen yani en az 2500 yıllık bir mabedin temelleri olmuş olsaydı bugüne kadar İsrail ki propagandada dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Bunun propagandasını farklı bir şekilde yapar ve burayı, bu çevreyi yıkıp talan edip burası aslında bir Müslüman mahallesi ve mağaribe mahallesiydi. Buradaki bütün İslami vakıfları ortadan kaldırdığı gibi burayı en azından koruma altına alır, farklı bir şekle dönüştürürdü. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Süleyman Mabedi'nin temeli şu anda gördüğünüz görseller ise bu insanların onlara bu şekilde dokunmasına izin verilirdi. Hem Sadece izin bu verilmezdi, bilimsel. hem de hocam muhtemelen kazılara da devam etmezlerdi. Hem de bir taraftan yani sizin de dediğiniz gibi orayı çok ciddi bir şekilde tabii ki Müslümanlar da Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına izin vermezler ama belki başka bir formül bulunurdu. Orada kazılar hala devam ediyor. Bir de Süleyman Mabedi'nin bugüne kadar herhangi bir taşının gelmiş olabilmesi çok mümkün gözükmüyor aslında. Çünkü defalarca savaş görmüş, işte Hristiyanların akınına uğramış, Haçlı seferleri, sonra Müslümanların hakimiyeti zamanında tabii ki Müslümanlar farklı dinlere, farklı inanışlara saygı gösterdikleri için böyle bir yıkım yapmazlar. Ama farklı farklı dinler, coğrafyalar, farklı savaşlar görmüş bir mabedin taşının bile ayakta kalmış olması çok mümkün gözükmüyor, öyle değil mi? Şimdi İslam'a göre burası da aslında bir mabet mekanıdır. Yani Müslümanlar dünyada ki üçüncü, yeryüzündeki üçüncü mabedin Mescid-i Aksa olduğunu kabul etmektedirler. Dolayısıyla Mescid-i Aksa aslında bir mabet mekanıdır ve sizin söylediğinizi destekleyen bir durumdur. Yani eğer burada herhangi bir iz bulunmuş olsaydı Müslümanlar bunu da muhafaza eder, Korurlardı. saklardı. Aslında baktığımız zaman yani tarih öncesi erken devirlerde yani 600'lü yıllara, 1000'li yıllara ait hatta 2000, 3000'li yıllara ait biz bugün dünyanın her yerinde eser bulabiliyoruz. Evet, Ama burada bir haklısınız. şeyin bulunamıyor olması, burada bir üretilmiş olan mitin gerçekliğini de ortadan kaldırıyor. Aslında burada başka bir şey vardı. Birazcık da İslam literatüründe bu kısma yani bu duvara Burak Duvarı adı verilmektedir. Burak Duvarı'nın da şu, tabii burası esas itibariyle bütün dinler için kutsal olduğu kadar Kur'an'da zikredilen bir mekan olması ve Hazreti Peygamber'in Miraç'a çıktığı yer olması hasebiyle hasreten Müslümanların dikkatini celbetmiş ve bununla ilgili her noktası bir şekilde kayıt altına alınmaya çalışmıştır. İslami literatüre göre yani Kur'an ve hadise göre değil. Yani sonradan gelişmiş olan literatüre göre buraya Burak Duvarı adı verilmiş. Yani Peygamber, Hazreti Peygamber Miraç'a çıktığında bindiği bineğinin bağlandığı yer olarak kabul ediliyor. İşte bu Burak Duvarı söylemi, Müslümanlar arasındaki Burak Duvarı söylemi, bu bahsettiğimiz çatışmalar içerisinde Ağlama Duvarı, Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı olarak tartışılmış, ortaya atılmış ve 20'li yıllardan itibaren yani bölge İngiliz mandasındayken burada bu gördüğünüz görüntüler ama o zaman bu kadar rahat değillerdi çünkü yan tarafında 67'ye kadar geniş bir Müslüman mahallesi ve vakıflar, Evet. başka mabetler vardı. Onları buldozerlerle tamamen yok ettiler. Burada bu şekilde dua etmeye gelmeye başlamışlardı ve bu mesele uluslararası
bir konu haline geldiğinde İngilizlerin, yani Manda yönetiminin bizzatihi kurduğu ve içinde gayrimüslim, hiç Müslümanın yer almadığı bir komisyon tarafından verilen bir karar var. 28 yanılmıyorsam tarihinde, belki hata yapmış olabilirim. Dinleyicilerimiz bakabilirler. Alınan bu kararda, yani içinde hiç Müslüman komisyon içinde Müslüman üyenin olmadığı bu kararda, Yahudilerin bu duvarda hiçbir haklarının olmadığı, olmayacağı ve tamamen burası bir Müslüman, İslam tarihine ait bir eser olduğu kaydedilmiştir, tasdik edilmiştir. Hatta o sırada bunlar birazcık, yani genel Yahudi kültüründeki bu koloni anlayışı çok yaygın. Bu şekilde ayakta değil, buralara oturaklar getirmek suretiyle adeta bir gecekondulaştırmaya çalışıyorlardı. Oturak ibadet yapılıyordu. O karardan sonra buraya Yahudilerin herhangi bir oturak, sandalye vesaire koyamayacakları kararı çıktı. Ve bugün hiç orada başka bir şeyin olmaması ve ayakta bu dua ve ibadetlerin yapılmasının sebebi de aslında o karardır. Yani uluslararası komisyonlar tarafından bile buranın, yani ağlama duvarının doğrudan doğruya bir gerçekliği, tarihi bir gerçekliği olmadığı tescil edilmiştir. Hocam, ağlama duvarı ile ilgili böyle bir durum söz konusu. Fakat Mescid-i Aksa'nın ne kadar gerçek ve Müslümanlar için ne kadar önemli olduğu açık ve seçik ortada. Şimdi Mescid-i Aksa Müslümanlar için önemli, işte ağlama duvarı Yahudiler için önemli, Zeytin Dağı var, Golan Tepeleri var, işte Kıyamet Kilisesi var. Yani aslında Kudüs öyle bir merkez ki hem Hristiyan, aslında İbrahimi dinler için belki de dünya üzerindeki en önemli ortak alanlardan biri. Şimdi tabii Mescid-i Aksa, Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz haftalarda söylemişti, kırmızı çizgimizdir diyor. Şimdi Mescid-i Aksa'yı biraz anlamak, aktarmak açısından dini Müslüman camiası için özelliğinin ve öneminin yanı sıra diğer açılardan da değerlendirmek açısından biraz Mescid-i Aksa'yı ve tabii hemen yanında Kubbetü's-Sahra'yı aktarabilir misiniz bize? Tabii, memnuniyetle. Şimdi önce yine sizin ifadelerinizi teyiden ben bir alıntı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Osmanlı, burada Osmanlı Devleti 400 yıl kaldı ve tarihinin en huzurlu, en barışçıl dönemi olarak kaydedilir. Bunu bağımsız tarihçiler, araştırmacılar ve hatta siyaset bilimcileri de acaba oradan bir formül çıkarabilir miyiz diye sürekli gündemlerinde tutarlar. Ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde büyük problemlerin yaşanmaya başladığı, hatta biliyorsunuz bizim lise kitaplarında bile zikredilir kutsal mekanlar meselesi. Yani Kırım Savaşı'nın nedenlerinden biri de aslında buradaki kutsal mekanlar meselesi olmuştur. İşte bu karmaşanın olduğu bir dönemde Kudüs'te bizim Osmanlı Devleti adına bir mutasarrıf, bugünkü vali diyebileceğimiz bir yönetici var, Macit Bey. Ve onun İstanbul'a gönderdiği bir rapordan bir alıntı yapmak istiyorum. O Lütfen. bu bölgeyi anlatırken tıpkı sizin aslında anlattığınız gibi o günkü dille şöyle der: Enzar-ı alem burada tekessüf etmiştir. Yani bütün dünyanın dikkatleri bu coğrafyaya yönelmiştir. Bu coğrafyanın üzerindedir. Daha o tarihlerde. Peki niye devam eder? Çünkü burası Cevelengâh-ı Musa'dır. Burası etrafında Musa'nın dolaştığı yerdir. Çünkü unutmayın, başta da söyledim, Hazreti Musa hiçbir zaman Kudüs'e gelmemiştir. Ancak onun Cevelengâh, dolaşabildiği bir yerdir. Çünkü burası Mehdi İsa'dır ki siz biraz önce Hazreti İsa'nın kabrinin bulunduğu Kıyamet Kilisesi'nden bahsettiniz ama aynı zamanda Beytüllah'ın, yani Doğuş Kilisesi de yine buradadır. Çünkü burası diyor Hazreti İsa'nın doğduğu yerdir. Ve üçüncüsü olarak diyor ki çünkü burası pek çok İslami hatıranın yeşerdiği ama özellikle Mahalle Miraç'tır. Yani Hazreti Peygamber'in Miraç'a çıktığı yer olarak kabul edilen diyardır. Yani buradaki hususiyet aslında bu cümlede çok çok net bir şekilde önem, daha doğrusu
ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu kadar önemli olan bir yerde İslam tarihinden biraz ya da Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'dan bahsedecek olursak mesele şu: Hazreti Peygamber, yani biz Kur'an'daki, çünkü bu tür bilgiler, özellikle kutsal mekanlara ait bilgiler hem Hristiyanlıkta hem Yahudilikte hem de İslamiyet'te öncelikli olarak o dinlerin metinlerinde başlanır aranmaya. Bu açıdan baktığımızda aslında Kudüs kelimesi ve Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa doğrudan doğruya Kur'an'da zikredilmektedir. Doğrudan doğruya bir ayette zikredilmekle birlikte aynı zamanda farklı dolaylı ifadelerle de farklı ayetlerde zikredilmektedir ki burada gece yolculuğu diye ifade edilen Hazreti Peygamber'in Mekke'den Mescid-i Aksa'ya geldiği gece yolculuğu anlatılıyor ve bu anlatılırken de çevresini kutsadığımız Mescid-i Aksa diye doğrudan doğruya ilahi bir ifadeyle Kur'an'da yer almış olması, bir kere buranın Müslümanlar tarafından, Müslümanların nazarında kutsanmış bir mekan olarak kabul edilmesine sebep olmuştur. Bunun yanında Hazreti Peygamber'e isnat edilen bazı hadislerde yeryüzünde ikinci mabedin, affedersiniz, İkinci mabedin burası olduğu, yani Mekke'den sonra ikinci mabedin burası olduğu kabul edilir. Hadislerde bununla ilgili bazı ifadeler var. Ve diğer taraftan da Müslümanların geleneğinde üçüncü yer, yani Mekke, Medine ve sonra Kudüs şehri de üçüncü kutsal şehir olarak kabul edilir. İşte bu kutsiyetten dolayı da zaten erken dönemde Müslümanlar burayı kendi hakimiyetine almak, İslam hakimiyetine almak için girişimde bulunurlar ve Bizans'la yapılan Yermuk Savaşı'ndan sonra Kudüs Hazreti Ömer devrinde İslam hakimiyetine girer ve İslam hakimiyetine girdikten sonra orada yaşayan Hristiyan ruhbanlar İslam orduları komutanından bir ricada bulunurlar. Derler ki biz şehri sana değil Hazreti Ömer'e teslim edebiliriz. Kendisi eğer gelirse şehri ona teslim edeceğiz. Ve nitekim Hazreti Ömer Medine'den 638'de Kudüs'e gelir ve şehri onlardan teslim alır. Şehri onlardan teslim alırken aslında Kur'an'da zikredilen Mescid-i Aksa'nın neresi olduğunu o da merak etmektedir. Fakat boş bir alan olduğu için orada herhangi bir mescit ve herhangi bir bina olmadığı için bir şekilde oraya gelen, ulaşan Müslümanların, bölgeye yerleşmeye başlayan asker ve Müslümanların ibadet etmesi için bir küçük mescit yapmaya niyetlenir ve başlar. İşte orada belki devşirme malzemeyle yahut da işte o günkü şartlarla ilk mabet Mescidi tesis yapar. edilmiş olur ki buna Ömer Camii, Hazreti Ömer Camii ya da doğrudan doğruya Mescid-i Aksa diye ifade ettiğimiz mekan ortaya çıkar. Bugünkünden daha küçük bir mekan olduğu belli. Aslında şu anda Mescid-i Aksa diye tanımladığımız bütün alan 144 bin metrekarelik bir alan. Bunun güney kısmında yer alan ve Ömer Camii diye ifade edilen kısımdır. Aslında görsellerde genellikle bize Kubbetü's-Sahra Evet. gösterilir, daha görkemli gösterilir. Mescid-i Aksa diye o sanki zihinlerimizde var ama Ama o değil. değil. Evet. O birazcık daha yüksek bir tepede, o sahanın içerisinde. Aslında Mescid-i Aksa birazcık daha alçak bir yerde ve Evet. bugün şu anda bu görsel değil galiba. Hatta Hocam. cuma namazlarının da kılındığı asıl mekan bu bahsettiğimiz Mescid-i Aksa'dır. Tabii Mescid-i Aksa o tarihteki haliyle kalmıyor. Asıl bugünkü binasının ilk temelleri de Emeviler zamanında atılıyor. Melik bin Mervan ve oğlu Velid tarafından sürdürülüyor inşaatı. Zaman içerisinde burası aslında bir deprem bölgesi, aynı zamanda sarsıntı. Burası Kubbetü's-Sahra, Evet, bu yani Kubbetü's-Sahra. seyircilerimiz Hocam, anlasınlar. Ondan Zekeriya bahsedeceğiz. Hocam, Biraz ilerisinde Mescid-i Aksa. şöyle, Tekrar
Buyurun. Şöyle hocam, süremizin sonuna geldik maalesef. Daha Evet. Hristiyanların kutsal mekanlarına bile giremedik. Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra'yı hiç neredeyse değinemedik. Onun için lütfen tekrar bir araya gelelim. Sizin müsait olduğunuz bir zamanda sizi tekrar davet edelim. Çünkü Kudüs'teki kutsal mekanları anlamak aslında bugünkü durumun da çözülmesi açısından son derece önemli. Size çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir araya gelmek üzere diyorum hocam.